Mehmet Aydın, namı diğer Tosuncuk, dün Brezilya'daki Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. En kısa sürede de Türkiye'ye getirilecek. Peki Mehmet Aydın 3 yıldır kaçarken neden aniden fikir değiştirdi? Parası bitti, kaçacak yeri kalmadı diyenler var. Yoksa bu da mı bir oyun? Hukukçuların sözlerine kulak verelim. İhsan Yalçın ve Hakan Kahraman'ın haberi geliyor ekranlarınıza. Gözlerine yansımış parıldayan ay ışığı, bir kız kaydı hani dileğim sen ol ışığım. Masum mu diyor? Böyle insanlar hep masum diyorlar ki. Kendi rızasıyla iade usulü veya başka şekilde Türkiye'ye geldiği zaman durum ne olacak? Bitti, para bitti. Masumum dedi, teslim oldu. Herkes şaşırdı. Parası bitti yorumları yapıldı ama durum bu kadar basit olmayabilir. Kendisine öngörülen hapis cezasının yarısı kadar infaz indirimi var. Bu büyük bir olanak kendisi için. Çok az bir süreli hapis cezasının çekilmesiyle serbest kalmak, teslim olmanın arkasındaki motivasyon bu tür indirimlerde olabilir. Mehmet Aydın 10 binleri dolandırdı. 511 milyonla sırra kadem bastı. Herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Mehmet Aydın Interpol'ün en çok arananlar listesindeydi. Tam 3 yıldır kimse ona ulaşamadı. Sonra hiç beklenmeyen bir şey oldu. Bir video paylaştı geçtiğimiz günlerde. Teslim olacağım, Türkiye'de yargılanmak istiyorum dedi. Ve dediğini de yaptı. Brezilya'daki Türk konsolosluğuna gitti ve teslim oldu. Kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Neden birdenbire kaçmaktan vazgeçti de Türkiye'ye teslim olmak istiyor? İlk akla gelen ihtimal şuydu. Parası bitti. Parası bitmiştir artık. Kimine göre parası bittiği için bunu yaptı. Kimi ise başka ihtimallerden bahsediyor. Bir diğer ihtimal ise artık kaçacak yerinin kalmaması. Sıkıştığı için kaçacak yeri kalmadı artık. Ama hukukçulara göre bu hamlenin sebebi bambaşka. Eğer Mehmet Aydın mağdurların parasını öderse cezasında önemli bir indirim alacak. Türkiye'ye geldiğinde sanık bu zararları giderirse önemli bir miktarda ceza indirimi alacaktır. Cezanın yarısına kadar bir indirim mümkün olabilecek. Mehmet Aydın'ın teslim olmasının arkasında geçen yıl hayata geçen af düzenlemesi de olabilir. Kafasında Türkiye'ye gelip kısa sürede cezaevine yatıp çıkmak, sonra tekrar yurt dışına çıkarak kaçırdığı milyon dolarları keyifle yemek hedefleniyor. Belki de hiç cezaevine girmemesi bile söz konusu olabilir. Türk yargısına en doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur.